Et tebliği çıktı, kasaplar mağdur oldu. Yanlış bir şey yapıyorlar. Çünkü bu eti kasap her zaman gel hazır köfte istiyorlar, biz yok diyoruz. Müşteri kaçıp gidiyor. Mahalle kasabı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın çıkardığı et tebliğiyle tarih oldu. Karşıyız tabii ki. Yani sonuçta küçük esnaf da para kazanması gerekiyor. Gözümün önünde hazırlandı mı daha şey oluyor, garanti olur. Gücümüz yeterse alıyor, gücümüz yetmezse almıyor, bakıyor. Bakıp geçiyor. Çünkü et ve et ürünleri tebliğinde birçok değişiklik yapıldı. Buna göre kasaplar sucuk, köfte, pastırma üretemeyecek. Yani sucuk almak isteyen yurttaş kasaba değil, süpermarketlere gidecek. Tabii müşteri de büyük marketlere yönleniyor. Onlar da yasak olmadığı için bizde yasak. Değişiklik sadece sucuğa yansımadı. Köfte, pastırma, kısacası bütün et ürünlerini etkiledi. Kasaplarda köfte satılamayacak. Aslında istemiyoruz AVM'lerden almayı. AVM'lerin kalitesini bilemiyorsun. Yani kasap daha iyi olur bence. Vallahi tanıdık kasap olursa olur. Ama yani et alıyor musunuz diye sorarsanız çok zor, çok zor. Emeklinin et alması çok zor. Tebliğ ile birlikte ambalajlı, yani büyük marketlerin bütün tavukları reyonu süsleyecek. Parçalanmış tavuk satmak da yasaklar arasında. Bilinçli tüketici kasabından vazgeçmez. Uygulamaya hem alıcısından hem satıcısından tepki geldi. Memnunum kasabımızdan. Biz kasaptan alıyoruz. Antalya Ticaret Borsası Canlı Hayvan ve Et Ticareti Meslek Komitesi yasağın son bulmasını istedi. Şu iş yerinden et tüketen bir insan gidip de AVM'deki satılan eti beğenmez. Niye beğenmez? Çünkü bizim aldığımız, kestiğimiz esnafın sanatkar...